Evet sevgili dostlar, başlayalım isterseniz. Sabah bazı atölyeler geç bitti. Dolayısıyla biraz geciktik. Ama katılan bize yavaş yavaş katılsın. Kenan Çayır ismim. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyim ve Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi, SEÇBİR diye kısalttığımız merkezin müdürüyüm. Bu paneli yönetiyor olacağım bugün, 1,5 saat boyunca. Sabah da katılanlar var, yeni gelenler arkadaşlarımız da var panel için aramızda. Sabahleyin 4 farklı sınıfta paralel oturumlar yaptık. Bu etkinliği Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi ile ve Öğretmen Ağı ile beraber düzenliyoruz. Aramızda Biriz Derneği de vardı. Biriz Derneği ve Anadolu Kültür, hatta onlar da katıldı. Geliştirdikleri oyunları bizimle paylaştılar bir atölyede burada. Hakikaten çok enteresan oyunlardı kendi adıma. Ben işte ikincisini ilk defa gördüm, çok etkiliydi. Çağdaş Drama Derneği'nin göç grubu var. Göç grubu da okullarda zaten çalışıyor. Dolayısıyla onlar da dramanın kapsayıcı eğitimde nasıl kullanılacağına dair atölyeler yaptılar. Dolayısıyla 4 farklı atölyedeydik. Herkesin emeğine sağlık. Yoruldu herkes. Bu proje, bu etkinlik, bugünkü etkinlik. Arkamda bir sayfa yansıttık. Bunun Türkçe sayfası da var. İçermeci eğitim bağlamında ya da kapsayıcı eğitim bağlamında roman ve mülteci ya da göçmen öğrenciler diye. Farklı ülkelerde yürüttük bu projeyi. Makedonya var, Slovenya var, Almanya var, İspanya var, İtalya var. Dolayısıyla paralel etkinlikler oralarda da yürüyor. Birbirimizin mültecilik konusundaki ya da roman öğrencilerin içerilmesi konusundaki bilgilerini öğrenmeye çalışıyoruz. İyi örneklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Arka tarafta biraz ses gelebilir. Ne yapıyor onlar diye düşünmeyin. Bahar misafirlerimiz var Slovenya'dan ve İspanya'dan. Irşik bir roman örgütüdür. Ingrid var, Taya var Slovenya'dan. Suzana var arkada İspanya'dan. Bahar da öğretmen ağından, ERG'den Bahar da çeviri yapacak onlara. Dolayısıyla oradan biraz ses gelebilir. Rahatsız olursanız ön tarafa doğru biraz gelin. 4 birbirinden değerli konuşmacım var. Programda 5 kişi görünüyor ama Gökhan Hocam yorulmuş. Dolayısıyla Füsun Hoca'ya bıraktı. Yerini, bunda şey de vardı tabii, 15 dakika vaktiniz var ve çok sert moderasyon yapacağım dedim. Dolayısıyla evet, korktular. 2 kişi 15 dakika nasıl yapacağız diye tek kişiye düşürdüler. 4 birbirinden değerli konuşmacım. Burcu Meltem Arık'la başlayacağız bu panele. Dosyalarınızda daha uzun biyografileri var. Oradan da bakabilirsiniz ama Burcu Meltem Arık eğitim reformu girişiminde çalışıyor 2017 itibariyle burada gördüğüm kadarıyla ve eğitim gözlemevi koordinatörü. Ekoloji konularında, çevre eğitimi konularında çalışıyor. Orman banyosu yaptırıyor mesela. Yani bana çok enteresan gelmişti. Burcu Hoca'yla bir orman banyosu yapmadıysanız böyle bayağı hayatınızda bir eksiklik var. Ayarlayın, bir orman banyosu yapın Burcu Hoca'yla beraber. Hakikaten enteresan. Böyle bir merak doğurdum şimdi. ERG ile zaten çok müthiş kesişiyoruz, ortak işler yapıyoruz. İşte öğretmen ağı yine eğitim reformu girişiminin bir parçası ve öğretmen ağı ile beraber yaygınlaştırmaya çalışıyoruz birçok şeyi. 1,5 saatlik bir panelimiz olacak, yarım saatte bir forumumuz olacak. Ara vermeden forumda da peki hani bizde neler var, geleceğe yönelik neler yapabiliriz konularını konuşacağız. Çünkü geçen sene aslında bunu konuşmuştuk bu forumda. İyi örnekler denmişti. Biz de bu sabah dolayısıyla iyi örnekleri getirmiştik. Dolayısıyla siz istiyorsunuz, bizler getiriyoruz diyoruz. Başlayayım. Burcu Hocam buyurun, 15 dakikanız var. Çok teşekkürler. Herkese merhaba. Burada olmak ve bir arada tartışmak büyük bir keyif benim için. Ben size bu sunumumda 2 tane temel meseleye değinerek sizinle tartışmak istiyorum. İlki, mültecilik konusunda sorunlar ve fırsatları değerlendirirken aslında önce bir bütüncül olarak eğitim politikalarında eğitimin durumuna bir bakalım ve bunun içerisinde mültecilik nerede, bunu bir değerlendirmek için bir genel eğitimin durumu ile ilgili tablo sunacağım. İkinci olarak da bizim son 2 yıldır yaptığımız bir çalışma var. O da
kapsayıcı eğitim özelinde ve ortaya koyduğumuz, tartışmayı açmak istediğimiz bir çerçeve var. Türkiye'de kapsayıcı eğitim politikası geliştirilmesi için hangi alanlara eğilmesi gerektiğini düşündüğümüze dair alan yazına bakarak ve bu alanda çalışmalara bakarak onunla da tamamlayacağım. Çok daha detaylı mülteci tartışmalarını diğer arkadaşlarımız yapıyor olacaklar zaten. Ne yaptım ben böyle? Şimdi bizim çok kritik bir sorumuz var ERG'de. O da tüm çocuklar vurgusu, nitelikli eğitim vurgusu ve erişim vurgusu. Yani dolayısıyla ben burada size bir genel tablo çiziyor olacağım. Onun içinde yine bu İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden çok kıymetli Uyan Semer, Pınar hocamız ve Emre Erdoğan hocamızın yaptığı bir araştırmaya değinerek bunu yapacağım. Geçtiğimiz yıl eğitimin izlemesi çalışmasını yaptığımızda biz genellikle K12 yani okul öncesinden üniversiteye kadar olan döneme bakıyoruz. Toplumsal çıktılara da bakmak istedik ve burada bize ne söylüyor ve dolayısıyla bu eğitim politikalarına nasıl yansır bunu anlamak istedik. Onun için de çok temel bir araştırma bu. Bu %80 olarak gördüğünüz detaylarını okumayacağım, zaten görüyorsunuz. Bizim için önemli bir gösterge. Olumsuz bakılıyor. Dolayısıyla hani bu pencere içerisinde değerlendirebiliriz. Bir diğer kritik konu da yine hani bizim için kritik öneme sahip olan konulardan bir tanesi, eğitimin durumuna bakarken eğitimin içeriğinin nasıl olduğuna da bakıyoruz ve o da özellikle son yıllarda, ki keza Boğaziçi Üniversitesi'nden araştırmacıların dün açıkladığı bir rapor oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında bizim geçen sene paylaştığımızdan daha geriye gitmiş bir durum söz konusu. Bu da yine bize bu mültecilik konusunda fırsatları ve sorunları tartışırken, çözüm önerileri geliştirirken önemli bir durum olarak buraya koymak istedim, sizinle paylaşmak istedim. Şimdi buradan sonrasında bir takım göstergeler üzerinden eğitimin durumunu anlatacağım ve şunu bilin, bazı bireyler, bazı çocuklar bunların birine ya da birkaçının içerisinde hani eğitimin durumunu değerlendirirken çoklu sorunlara basacağım, özellikle basmadım şimdi. Çoklu sorunlarla karşılaşıyorlar ki mültecilik durumu bunlardan bir tanesi. Burada gördüğünüz gösterge bizim için çok önemli. Özellikle Suriyeliler bağlamında da, Roman çocuklar bağlamında da kritik bir gösterge bu. Eğitimden erken ayrılma. Bu sunumu zaten arkadaşlarım sizinle paylaşır ama ben burada iki tane meselenin altını çizmek istiyorum. O da kadınlarla erkekler arasında eğitimden erken ayrılma nedenlerinin farklılık göstermesi. Kalın olarak işaretledim, kalın harflerle görebilirsiniz. Kadınlar için aile eş eğitime izin vermeme durumu, evlilik ya da diğer ailevi nedenler önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Erkekler içinse eğitim maliyetinin karşılanmaması ve çalışmak durumunda kalması. Tabii bu her iki cinsiyet için de geçerli diyebilirim. Okul öncesine baktığımız zaman bu da yine mültecilik anlamında çok kritik bir noktaya getiriyor bizi. Birazdan Suriyeliler özelinde bazı rakamlar da paylaşacağım sizinle. Okul öncesi eğitimin önemi konusunda, erken çocukluk döneminin genel olarak önemi konusunda zaten hepimizin ortak bir noktada olduğunu düşünüyorum ama net okullulaşma oranı burada bir 2017-18 değil o, 18-19 düzeltme yapmıştık ama tekrar böyle geldi. 5 yaşta %70 hedefi var Türkiye'nin. 5 yaşta daha o hedefe gelemedik. Fakat bu göstergenin bize gösterdiği, göstermediği bir şey var. O da aslında bu erişimin ücretsiz olmadığı. Yani bu dönem ücretsiz değil, okul öncesi ücretsiz değil. Şimdi burada sürem kısıtlı olduğu için çok detaylı giremiyorum ama bir de özel eğitim, özel gereksinimi olan çocukların okul öncesine erişimi de durum biraz daha farklı ve zorlu aslında bakarsanız. İlköğretime erişimde biraz daha iyi bir noktada olmakla beraber kıyasla, geçmişe kıyasla aslında ve kızlarla oğlanlar arasındaki farkın kapanmış olmasını da göz önünde bulundurarak yine de %100 hedefi olan bir
eğitim politikası olan bir ülkede aslında yine burada hangi çocukların erişemediğini, hangi çocukların erişebildiğini iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani bu göstergeler aslında bize genel ortalamaları sunuyor ama bölgelere göre bunlar hep genel ortalamalar. Bölgelere göre farklılık gösterdiğini, çocuğun kim olduğuna dair farklılık gösterdiğini de eklemek gerekir diye ben hani genel tabloyu sizlerle paylaşıyorum. Orta öğretime erişim, 2012'den bu yana biliyorsunuz 12 yıl zorunlu eğitimin içerisindeyiz. Yine bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar önemli yol kat edilmesine de yol açmakla beraber bugün yine bakıyorsunuz %100'den çok uzakta bir durum var. Bu kız çocukları için biraz daha zorlu bir durum ve bölgesel farklılıklara baktığınız zaman da orada bambaşka bir tablo bizi gösteriyor. Hakkari'ye, Van'a buradaki kız çocukların okullaşmasına baktığımız zaman ve yatırıma baktığımız zaman, öğretmen politikalarına baktığımız zaman bize yine kapsayıcılıkla ilgili, yatırımla ilgili, öncelikle ilgili önemli şeyler söylüyor. Çok mu hızlı gittim? Sınıf tekrarı. Bu yine bizim benim hani kapsayıcılık çerçevesinde ortaya koymak istediğim bir mesele. Çünkü sınıf tekrarı önemli bir konu, önemli bir gösterge izlediğimiz. Burada görüyorsunuz 2016'dan 18'e kadar olan durumu ve burada 9. sınıfa işaret etmek isterim. 9. sınıf tekrarının çok olduğu ve sonrasında ikinci kere bu tekrara düştüğünde de açık öğretime çocukların gittiği bir dönem olarak düşünün. Buna bir müdahale programı olarak aslında uyum programı geldi geçtiğimiz yıllarda ve geçen sene biliyorsunuz tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı 5 gün olarak öncelikle 1. 5. ve 9. sınıflarda. Ama bu yıl yeniden 2 güne düştü ve zaten hani o 5 günü de ayrıca kapsayıcılık ve uyum bağlamında değerlendirmek de gerekirdi kendi içerisinde. Sürem kısıtlı olduğu için böyle çok hızlı geçiyorum göstergeleri, kusura bakmayın ama umarım soru kısmında tartışabiliriz. Deminki göstergeyle, az önce gösterdiğim göstergeyle, yani ayrılma, terkle beraber kritik bir nokta bu. Bunu izliyoruz şu anda aslında. TÜİK'in bir açıklama yapmayan, yani TÜİK bu çalışan çocuk anketini bu yıl açıklayacağını söylemişti. Sonra 2020'ye kaydı. Bunun neden önemli bunu bilmek? Üretilen politikaların ne kadar gerçekçi olduğunu ve ne kadar somuta dönük olduğunu ve ne kadar kapsayıcı olduğunu değerlendirmek bağlamında çok kritik öneme sahip. Burada kalkınma atölyesine bir atıf yapmak isterim. Çünkü çalışan çocuklar alanında en güçlü çalışmalar yürüten ve izleme çalışmaları yapan kişi, kurum onlar. Dolayısıyla hani onların bize ifade ettiği, bu mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin aslında ağırlıkla şimdi mültecilik bağlamında değerlendirildiği, buraya bir kayış olduğu ve çalışma yaşının 5 yaşa indiğini açıkça bize gösteriyorlar ve söylüyorlar. Bu da yine bizim tartışmalarda, fırsatlarda ve sorunlarda dikkatle aslında bakmamız gereken bir alan ama dikkatle bakmak için de bir yandan da verinin olması gerekiyor. Durumu net anlayabilmek ve ona göre çözüm geliştirebilmek için. Bu Türkiye genelindeki verilere de değil, bölge özelinde farklılaşmış ihtiyaçları anlamak için de çok kritik öneme sahip. Bir diğer bizim için önemli olan meselelerden bir tanesi bu. Birazdan sunacağım size örneğin Suriyelilerde erişim %60'larda yani %40 gibi bir nüfus aslında bir oranda eğitime erişememe durumu söz konusu. Burada mesela bu bizim için önemli. Şimdi erişti diyoruz çocuklar için. Fakat gerçekten devam ediyor mu, kalıyor mu, nasıl kalıyor ya da neden kalmıyor sorularının yanıtı önemli. Orada da bu 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranına bakıyoruz ki ortaokulda da yüksek. Ki orta öğretimde çok daha zorlu bir tablo. Aslında geçen yıl belirli politikalar ve müdahale programları sayesinde önceki yıla, 2 yıl önceki yıla göre biraz daha oran düşmüştü. Özellikle imam hatiplerde. Ama bu yıl artış ciddi. 5 dakikam kaldı, o yüzden tabii ki hızlı geçeyim. Özel eğitim alanı en zorlu, verinin en az olduğu,
en tartışmalı, kapsayıcılık tartışmasında en yoğun bir yandan yaşandığı, çok sayıda da projenin yürütüldüğü bir alan. Burada yine tartışmalar için bir zemin oluşturmak açısından size ortaokuldan orta öğretime geçişteki sayı farkına dikkatinizi çekmek isterim. Ki çağ nüfusunu bilmiyoruz. Dolayısıyla oranları bilmiyoruz burada. İkinci mesele de kızlarla oğlanlar arasındaki farka dikkatinizi çekmek isterim. Bu yıl yine kapsayıcı kaynaştırma sınıflarında sayı olarak bir artış olmakla beraber bizi istenen noktadan uzakta olduğumuzu gösteriyor. Yine az deminden beri referans verdiğim aslında Suriyeli çocuklarla ilgili okullaşma oranı %61.4 burada ve bu 3-4 yıldır bu oranda. Bu da aslında soruyu başka yere çekmek gerektiğine de işaret ediyor. %61.4 erişti, kaldı mı bir? İkincisi de %40, yaklaşık %40 öğrenci nerede, kimler, neden erişemiyorlar sorusunu çok daha derinlikli düşünmemizi gerektiriyor. Şimdi kapsayıcı olması beklenen eğitim ortamlarında bir de durumu ben size anlatayım. Çünkü ortamlar da bizim için önemli. Nasıl uyum programı onun bir parçası. Ama biz aslında daha polisiye tedbirlerle ya da işte 5 günden 2 güne indirdiğimiz uyum programlarıyla çocuğun güçlenmesine odaklanmayan, daha çok bu okulun etrafını koruyalım, gözetimi arttıralım, kamera kuralım sistemleriyle kapsayıcılığı ve devamı sağlamaya çalışıyoruz. Ve siber zorbalık gibi meselelerle de önümüze geldiğinde hazırlıksız yakalanıyoruz. Oysa odak sosyal, duygusal anlamda çocukların güçlenmesini nasıl sağlayabiliriz sorusunu daha farklı, daha güçlü sormak, kolluk kuvveti getirmektense. İkili eğitim yine kapsayıcılık anlamında da, eğitimin niteliği anlamında da çok önemli bir mesele bizde. Ben sayıları okumayacağım, sürem dar. Son tabloya geçmek istiyorum müsaadenizle burada. Ama bu da bakarsanız aslında birçok ilde, özellikle ilköğretimde yüksek oranda ikili eğitim yapan okul var hala. Önemli. Bir diğer konu da yine kapsayıcılık için de kritik. Aslında burada mülteciler kapsayıcılık alanında yapılan harcamaları izleyemediğimizin de altını çizmek isterim. Fakat bu alanda yapılacak yatırımların önemli bir kısmı yatırım bütçesinden gelir ve şunu söyleyebilirim ki geçen sene yatırım bütçesinde %30'a yakın bir kesinti oldu Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Burada tabii bütçe izlemenin önemi bizim için çok büyük. Çünkü ikili eğitimden tutun okul ortamlarının iyileştirilmesi, nitelikli eğitim için öğretmenin güçlenmesi, bir sürü konuyu aslında bu alanda, bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi ben son iki slide'da çok hızlıca yine kapsayıcılık konusunda tartışmayı açmak için bizim Suriyeliler özelinde yaptığımız kapsayıcı eğitim raporundan bir öneri getirmek istedim. Bu üç tane temel sorun olarak gördüğümüz alanlar, herhangi bir fırsata bakmak için buradaki sorunlara dikkatle bakmak gerektiğini düşünüyoruz mültecilik bağlamında da. O da erişim hala istenen noktada değil, gösterdim size %60 ve birkaç yıldır böyle bu durumda, bu %40'ın çok kronik olarak erişemediğini gösteriyor. Burada farklı müdahale programları ve politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Bir diğeri, kapsayıcı eğitimin artık kaçınılmaz olarak bir ulusal politika haline dönüşmesi ve bu alanda bir netlik sağlanması gerekiyor. Bu şu anda mesela Milli Eğitim Bakanlığı bir proje yürütüyor, özel eğitim özelinde yürütüyor ama onun niteliği, içeriği ve bu kapsayıcılığı başka daha geniş bir alana nasıl çekebileceğimizin tartışmaları daha yapılmaya ihtiyaç var. Yönetişim de keza bizim gördüğümüz en temel meselelerden bir tanesi. Burada hala çok sayıda hazırlıksız durumla karşılaştığımız oluyor. Aslında 2011'den bir yana baktığımız zaman, o raporu da sizinle ayrıca paylaşırım. 2011'den bu yana erişimi sağlamak ve hızlandırmak için önemli program adımlar atıldı. Bir yerde kaldı. Niteliğe ve başka türlü bir erişime bakmak gerekiyor. Bunu size böyle bir paylaşayım. Gerçekten barış ve bir arada yaşama değerlerini tekrar tartışmamız gerekiyor. Yine ben Boğaziçi Üniversitesi'nin araştırmasına atıfta bulunarak, çünkü onlar demokratik değerler üzerine de ders
kitaplarını değerlendirdiler. Toplumsal cinsiyet üzerine de değerlendirdiler. Hepinize öneririm o raporları, internetten bulabilirsiniz okumanızı. Bu da yani şunu söylemek istiyorum. Bizlerin çok daha güçlü bir şekilde, çok daha dayanışarak, birlikte birbirimizi güçlendirerek kapsayıcı eğitim alanını devam etmemiz gerekiyor. Bu bizim bütüncül çerçeve olarak sunduğumuz, yine size bir tartışma alanı olarak paylaşmak istediğim bir mesele. Kapsayıcı eğitim tartışmak için aslında ihtiyaç duyduğumuz, bizim deneyimimizden alan yazına bakarak, bu alanda çalışan akademi ve sivil toplumun çalışmalarına bakarak değerlendirdiğimiz bir yorumdur. Bizlerin de kapasite gelişimine ihtiyaç olduğunu söylüyoruz özetle. Ciddi bir koordinasyonsuzluğa işaret ediyoruz. Bu koordinasyonsuzluğun sadece kamu kurumları arasında olmadığını öngörüyoruz, düşünüyoruz. Savunu çalışmaları, araştırma ve yenilikçilik, yani yeni bir bakışla bakmak bu savunu çalışmalarımıza ve araştırmalara, bunun önerisini soruyoruz bununla. Ve diğerleri de hakikaten ulusal bir politika ihtiyacını söyledim. İzleme, değerlendirme çok kritik. Burada sizin yaptığınız örneğin sabah, yine ona hızlıca işaret etmek isterim. İyi örnekler çok kritik, çok önemli, ama bu iyi örneklerin vaka çalışmasına haline gelmesi ve yaygınlaştırılması da bir o kadar değerli. Dolayısıyla burada biz hem kendi yaptığımız çalışmalarda hem de bildiğimiz çalışmaların yaygınlaşması, saptanması, desteklenmesi için bize bir takım sorular atmış olayım. Şöyle son küçük notuma bakayım müsaadenle Kenan. Kaçırmak istediğim bir şey olmasın diye. Evet. Bu yenilikçilikle şunu söylemek isterim aslında. Örneğin şartındaki transferleri, eğitim yardımları konusunda örnek verecek olursam, erişimi sağlamak, devamı sağlamak için önemli bir müdahale programı olarak geldi. Fakat örneğin mültecilik bağlamında değerlendirildiği zaman biraz daha ortaya çıktı ki farklılaşması gerekiyor, çeşitlenmesi gerekiyor ve sadece eğitim alanında değil, başka türlü alanlarla da, sosyal politik alanlarla da bir bütün olarak değerlendirilmediği sürece eğitim alanına da, sağlık alanına da, başka alanlara da yapılan destek programlarının aslında eksik kaldığını söyleyip, bu zihniyetle, bu düşünceyle müdahale programları, programlar ya da çalışmalar yürütmek gerektiğini ifade etmek istedik. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Burcu. Hakikaten bir genel çerçeve çizmesini rica etmiştik. Tam da bunu yaptı. Eğitim reform girişimi zaten yani hem savunu anlamında, artık son yıllarda sadece think tank değil, bir de do tank değil mi yani? Hem de sahada çalışan, ışık tüzüğünde aramızda artık genel koordinatörü sağ olsun. Hep beraber destek veriyor bütün çalışmalara. Hem de bizim için toparlıyor bir taraftan. Yani ne tam savunu, ama savunun yanında diğer faaliyetler nasıl yürüyecek diye iyi bir çerçeve çizin. Çok teşekkür ediyorum. İkinci konuşmacımız Sümeyye Kesra Okumuş. Kesra 2013 yılından bu yana bir devlet okulunda sınıf öğretmenliği yapıyor. Bu üniversitede, Bilgi Üniversitesi'nde insan hakları hukuku yüksek lisansında tezini bitirdi. Ben de tez hocasıydım. kapsayıcı eğitim çalıştı. Hatta hala çalışmaya devam ediyoruz. Ondan da rica ettim kendi çalışmasını anlatsın diye. Buyur Kesra. Şunu şöyle çek. Evet. Herkese merhaba. Mikrofon karşısında konuşmak biraz bana tuhaf geliyor. Sınıf gibi değil diyorsun yani. Evet. ben size ne yapacağım, ne anlatacağım? Aslında biraz resim, biraz grafik, biraz da böyle katılımcılardan aldığım birkaç söz üzerine gideceğim. Öncelikle çok küçük teknik bir bilgi vereyim. Biz Kenan Hoca ile çalışmaya başlarken odak grup ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniklerini kullanarak verileri topladık. Bunun da sebebi öğretmenlerin kendi öznel tecrübelerini daha böyle nitelikli ve ayrıntılı bir şekilde analiz edip bunu paylaşmak için yaptık. 2018-2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı kapsayıcı eğitim adı altında bir eğitim verdi öğretmenlere ve bu da işte formatör öğretmenlere verildi. Daha sonra okullardaki öğretmenlere erişimi sağlandı. Ben bu çalışmayı İstanbul'un dezavantajlı ve göç alan bir bölgesinde 5 öğretmenle beraber odak grup çalışması yaptım. 3 öğretmenle de yarı yapılandırılmış mülakat şeklinde yaptım. Bu 3 öğretmen
formatördü. Yani eğitmen eğitimi alan öğretmendi. 5 öğretmen de katılımcı olarak katıldı. Daha sonra da yine İstanbul'un farklı bir bölgesi, yine dezavantajlı ve göç alan bir bölgede 6 öğretmenle sonrasında yine bir çalışma yaptım. Bu ekranda gördüğünüz resim, öğretmenlerle çalıştığımızda şeyi sormuştum. Kapsayıcı eğitim dediğinizde ve bunu deneyimlerinizle düşündüğünüzde ne hissediyorsunuz ve aklınıza gelen kavramlar nelerdir diye sorduğumda öğretmen arkadaşlarım böyle bir şey çizdi. Aslında baktığınızda öğretmenin kendi yaşadığı deneyimleri ve biraz da sıkışmışlığını gösteren bazı kavramlar da var işin içinde. Ben size yani kendi çalışmamdan bazı kısımları aktarıyor olacağım sürenin kısıtlılığından dolayı. Burada kapsayıcı eğitim, mültecilik meselesi ve ayrımcılık üzerinde biraz durarak sorduğum sorularla devam edeceğim. Şu ekranda gördüğünüz bir grafik var. Orada ben arkadaşlarıma kapsayıcı, yani öğretmen meslektaşlarıma kapsayıcı nedir diye sorduğumda söylemiş oldukları bazı kavramlar vardı ve onlardan böyle bir grafik oluşturdum. Öğretmenler kapsayıcı eğitim dediklerinde genel olarak Suriyeli mülteci öğrencilerin aklına geldiğini söylediler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kapsayıcı eğitimi güçlendirmek, yenilemek, değiştirmek değil de daha çok uluslararası konjonktüre uyum sağlamak amacıyla yapılan bazı faaliyetler olduğuna dair fikirlerini beyan ettiler. Bunlar da katılımcıların görüşme sırasında söylemiş oldukları bazı fikirler ve düşünceler, yani aynısını paylaşıyorum sizinle. Burada da daha çok entegrasyon sürecinde çocukların kapsayıcı eğitime dair bazı yöntemler değil de daha çok çoğulcu yöntemlerin kullanılması gerektiğine dair fikirlerini beyan ettiler. Aynı zamanda kapsayıcı eğitimle alakalı öğretmenlerin çok fazla konuya hakim olmadıklarını ve desteklenmesi gerektiğini paylaştılar. Ve Milli Eğitim'in hani probleme, gerçekten eğitimde var olan probleme yönelik bakış açısından ziyade uluslararası ilişkilerin ortaya daha çok göz önünde ortaya çıkması için böyle bir uygulama yapıyorlar. Çünkü Avrupa Birliği projeleri var, onlardan aldıkları hibeler var ve okullara gönderilen materyaller, uygulamalar daha çok Avrupa Birliği projesi üzerinden geliyor ve kapsayıcı eğitimi de okullarda görmüş olduğumuz uygulamalarla çok fazla bağdaştırdılar. Daha sonra ikinci mevzu mültecilik meselesi üzerineydi. Kapsayıcılıkla mültecilik arasındaki bağ üzerine bir soruydu. Orada da karşınızda gördüğünüz grafik vardı ve kavramlar çıkıyordu. Yani Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerde taraf olduğunu biliyoruz. Anayasada eğitimle alakalı bir sürü madde var. Eğitimin zorunlu, erişilebilir ve ücretsiz olduğuna dair ve herkes için olduğuna dair. UNESCO'nun da bu konuda herkes için eğitim hareketi var. Tüm bunlara rağmen şöyle bir algı var okullarda. Suriyeli mültecilerle beraber toplumdaki sosyo-kültürel yapının bozulduğunu ve bu bozulmaya karşı insanların tepkili olduklarını söylüyorlar. Çünkü zaten Türkiye'de sosyo-kültürel durumun çok sağlam olmadığını, zaten var olan bir sürü problemimizin olduğunu ve mültecilerle beraber bu problemlerin gitgide daha da arttığını söylüyorlar. Ve bunun üzerine de aslında dil meselesini çok fazla gündeme getirdiler. Öğretmenlerin ikinci bir dille sınıfta ne yapacaklarına dair herhangi bir eğitime sahip olmadıklarını ve nasıl davranacaklarına dair bir beceriye sahip değil. Aynı zamanda çocukların kendi kültürlerine dair bir şiddet faktörünün çok fazla üzerinde duruyorlar. Yani kültürel olarak bu çocuklar, bu insanlar şiddete meyilliler. O yüzden okullardaki şiddet mevhumu daha çok Suriyeli mülteci çocuklarla bağdaştırılmaya başlandı. Çocuklar okullara geldikten sonra.
Yine burada bu mevzuyla ilgili katılımcılarımızın söylediği bazı şeyler var. Tüm bunlara rağmen öğretmenler şunun da altını çizdi. Öğretmenler empatik deneyimlerle bir araya geldiklerinde bu meseleye daha fazla duyarlı olacaklarını söylediler. Ve görüştüğüm birçok öğretmen aslında kendisini ayrımcı olarak hiç ifade etmedi. Kapsayıcı olduklarını düşündüklerini söylediler. Ama görüşme devam ettikçe mesele biz ve onlar gibi kavramların ortaya çıkmasıyla, yani aslında biraz içselleşti. Görüldüğü yerler okullar. Burada da işte eğitimin paydaşı olan öğretmenler, veliler, idare, personel Suriyeli mülteci çocukları bir yük olarak görüyorlar okulda ve bakış açıları tam olarak bunun üzerinden şekilleniyor ve bu da tavır ve tutum ve davranışa dönüşüyor. Üçüncü mesele de yine ayrımcılık, kapsayıcı eğitim ve ayrımcılık meselesi üzerindeydi. Onun da grafiği gördüğünüz gibi. Ya burada işte hak temelli bir eğitimin aslında dışladığı ve ayrımcılığa maruz kaldığı herhangi bir bireyin olmadığını savunduğumuz bir yerdeyiz. İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de eşitlik ve siyasal sosyal hakların herkes için var olduğunu savunuyoruz. Burada da son olarak, yani bu da katılımcılardan birinin kelimesi. Yani bunların hepsini konuştuktan sonra öğretmenler şunun farkına vardıklarını söylediler. Mültecilik meselesiyle karşılaştıklarında kendi ön yargılarının da farkına varıyorlar ve bunu da görüyorlar. Bununla nasıl baş edeceklerine dair herhangi bir fikirleri yok ama sadece bir farkındalık üzerine bunu fark ediyorlar. Ve şunu da söylüyorlar. Yani ailelerin tutumları daha çok, hani çocukları ayrımcılık üzerinden daha fazla, yani ayrımcılık meselesi çocuklar üzerinde daha fazla yer edinmeye başlıyor. Ve bu da işte aileler tarafından, veli tutumları tarafından daha çok gerçekleştiğini söylüyorlar. Ben son olarak bir resimle başladım. Yine bir resimle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Bu da yine öğretmen arkadaşlarımızdan birinin çizdiği bir şeydi. Yani kapsayıcı eğitim deyince neler aklınıza geliyor ve neler hissediyorsunuz diye. Bu herhalde benim hani kendi dünyamda bir öğretmen ve eğitmen olarak tasavvur ettiğim bir şeye denk geliyor. Burada sonuç olarak şöyle, yani kapsayıcı eğitimin devlet okullarında çok fazla etkili olmadığını söyledi öğretmenler. Çünkü kapsayıcı eğitim aslında sadece öğretmenleri eğiterek varabileceğimiz bir nokta değil, bir paradigma değişikliğinin olması gerekiyor ve buna bütün eğitim paydaşlarının katılıyor olması gerekiyor. Yani ebeveynde, çocuklarda, idarede, okulun fiziki yapısı da, ders materyalleri, öğretim programı vesaire, bunların da işin içine girmesi gerekiyor ve ancak böyle bir yerlere varabiliriz ve gerçekten bir şeyleri değiştirebiliriz diyorum ve teşekkür ediyorum. Şu ikinci resmi açabilir misin? Aslında Kesra'nın anlattıklarıyla Burcu'nun çizdiği genel çerçevede konuşuyor gibi, değil mi? Yani sahaya girdiğimiz zaman sahada da aslında öğretmenler tek başlarına, yani eğitim veriliyor. İyi de yani bu zaten proje bitecek diyorlar. Şimdi Aralık'ta bitecek bu proje falan diyorlar. Ve o bütüncüllüğü görmüyorlar anladığım kadarıyla ve paradigma değişikliğine vurgu yaptı o da. Şu ikinci resimde şurada çözümsüzlük, yorgunluk, bu neyin şeyi? Yani öğretmenlerin hangi soruya bunu diyorlar? Ya şöyle, ben kapsayıcı eğitim deyince aklınıza gelen hisleriniz ve deneyimlerinizi söyleyin deyince aslında orada öğretmenlerin sıkışmışlığını görüyorum ben. Çünkü sınıfa girdiğinde o meseleyle tek başına mücadele etmek zorunda. Yani bir milli eğitim çerçevesinden baktığımızda gitti eğitimi aldı, sonra gelsin sınıfında uygulasın. Ama sınıflar çok kalabalık, dil bilmeyen çocuklar var ve hani kapsayıcı eğitim diyoruz ama bunu nasıl yapacağımıza dair herhangi bir veri yok elimizde. O yüzden ben o dördünü ona yorumlamıştım ve konuştuğumuzda da böyle sonuçlar çıkmıştı ortaya. Peki, çok teşekkürler.
Üçüncü konuşmacımız, nasıl korkutuysam görüyorsunuz, herkes süresine böyle acayip böyle sadık bir şekilde kapatıyorlar şeylerini. Çok teşekkür ediyorum. Füsun Aykır, 2003 yılından beri Türkçe öğretmenliği yapıyor. Seçbir'de çok uzun yıllardır beraber çalıştığım bir arkadaşım. Artık Türkiye'de biraz şey oldu, ben biraz yurt dışında eğitimcilik yapayım falan dedi. Haftaya İngiltere'ye gönderiyoruz değil mi? Yani Türkiye'deki belki son sunuşu olacak. Kapanış etkinliği yapıyoruz Füsun'a. Gökhan'la beraber yapacaklardı ama dediğim gibi sunuşu beraber hazırladılar. Dramanın dediğim gibi göç grubu olarak okullarda birçok deneyim elde ediyorlar. Biraz bu kendi deneyimlerini bize Füsun kapsayıcı eğitim bağlamında sunacak. Buyurun. Şeyi çekebilirsin. Merhabalar. Biz 2016 yılından beri göçmen çocuklarla, mülteci çocuklarla çalışıyoruz. Grubun ismini de özellikle göç grubu olarak belirlememizin sebebi, çünkü çalıştığımız okullarda sadece mülteci çocuklar ya da sadece Suriyeli çocuklar yok. Farklı ülkelerden gelen çok kültürlü yapıları olduğu için göç olgusu üzerinden daha çok kurguladık. Kısacık gruptan bahsedeyim. Biz önce mahallelerde yaratıcı drama çalışmaları yapmaya başladık çocuklarla. Mülteciyim Hemşerim dayanışma ağıyla dayanışarak ve mahalle dernekleriyle dayanışarak başladık. Ama sonrasında kendi öğretmenlik deneyimlerimiz, mahallelerde çocuklara temas ettikten sonra bizi bir yanıyla da aslında bu eşitsizliğin derinleştiği yer okul. Yani okulda daha çok derinleşiyor bu mesele çocuklar üzerinden ve dedik ki zaten hepimiz hali hazırda bazı okullarda çalışıyoruz. Bu çalışmaları neden okullara taşımayalım? Ve bu şekilde okullarda çalışmaya başladık. Geçen yıl Şişli'de bir okulda, Zeytinburnu'nda çalışmalar yürüttük. Okullarda daha çok işte tam Burcu'nun dediği yer, eğitim büyük bir fotoğraf olmadığı için eğitim politikalarına dair biz kendi bireysel ilişkilerimiz üzerinden okullara giriyoruz mesela. Ama gönül isterdi ki daha sistemli, daha işte tek okulda veli, öğretmen, çocuk ayaklı çok daha kapsayıcı çalışmalar yapabilelim. Ben daha çok drama ne yapıyor, neye alan açıyor, sınırlılıkları neler, bunlardan bahsedeceğim. Çocuklarla bir araya geldiğinizde ne yapıyoruz? Önceliğimiz karma gruplarla çalışmak. Çünkü sadece göçmen çocuğa odaklanmak, bütün işte Kesra'nın verileri arasında da var. O pozitif ayrımcılık adı altındaki ayrımcılık biçimine, işte Suriyelilere bu pozitif ayrımcılık yapılıyor gibi bir yere aşırı hizmet eden bir şey oluyor çünkü. Bizim gözlemlerimiz sadece dramayı o çocuklarla çalışmak. Ayrıca genellikle de Suriyeli çocuklar ya da göçmen çocuklarla atölye yapın hocam talebi şöyle bir ön yargı ve kalıp yargıyla geliyor. Çünkü o çocuklar işte şiddet eğilimi, suç potansiyeli yüksek ya da kurban. Yani onlara destek olalım. Hayır, biz bunu değil, çocukları daha çok bir araya getiren bir karşılaşma alanı, bir temas alanı yaratmak için yaratıcı dramayı işe koşuyoruz. Bu bazı okullarda mümkün oldu, bazılarında olmadı. Yani sadece böyle işte 10 göçmen çocuk, bir Türkiyeli çocuk gibi dengelerin kurulduğu oldu. Orada da o grubun yine ihtiyacı neyse ona dönük çalışmalar yapmaya çalıştık. Ama Türkiyelilerin katılımını desteklemek aslında bu işin karanlık tarafı. Orayı güçlendirmek ve Türkiyelileri katılıma ikna etmek ayrı bir çalışma alanı. Belki oraya da birlikte bakmak güzel olabilir. Biz bu çalışmaları yaparken şunu önemsiyoruz. En az 10 haftalık 20 saatlik bir programımız var. Aslında en temelde hedefimiz bir yıl boyunca haftada bir gün bu çocuklarla buluşmak. Onun için işte gönüllü gruplarımız oluyor. İki eğitmen, bir danışmanın olduğu. Bir grup 10 haftayı yürütünce diğer gruba devrediyor. Ama son süreçte çalıştığımız okullarda bu sadece yarım dönem gerçekleşebildi. Bu 20 saatlik programda ne yapıyoruz? Yaratıcı drama hem bugün de, yani belki daha önce deneyimi olmayanlar bugün temas etmiş oldu ya da birçok kişi artık biliyor, alan yaygınlaşıyor. Kendi içinde bir dersken aynı zamanda da yöntem olarak birçok konuyu ele almak adına kullanılabiliyor. Biz yaratıcı dramanın kendi içindeki kazanımlarıyla çocuklarla bir araya geliyoruz. Bu kazanımlarda neler? Bizim genel olarak ilk 5 hafta
Gruba fırsat tanıdığımız, hem kendimize hem gruba fırsat tanıdığımız, birbirini tanıma, eğitmenin grupla olan iletişimini eşitleme, hiyerarşik değil grubun bir parçası gibi konumlanmasını sağlayan, işte tanıma, tanışma, iletişim, etkileşim, duyu çalışmaları, uyum, güven gibi 5 temel başlığımız var. Ve bu başlık gerçekten bir grubun doğal bir ortamda, işte oyunsu süreçlerle, rol oynama, doğaçlamalar yaparak kurgusal bir zeminde bir araya gelmesini ve o hızla buzların kırılmasını sağlayan deneyimler bizim için. Dolayısıyla bu çalışmayı da kültürler arası eğitimde nasıl kullanılabilir diye kafa yoruyoruz. Oyun ve sanat formları, onu daha sonra açacağım. Bu başlıkları çalıştığımızda ne oluyor? Bu başlıkları çalıştığımızda bizim gözlemlerimiz, birincisi çocukların okuluna, kendi grubuna ya da yeni bir araya geldiği gruba aidiyet duygusu gelişiyor. Ve bu en temelde en ihtiyaç duyulan şeylerden biri. Ya da güven ortamı oluşturduğumuzda çocukların kendilerini ifade etmesi için daha çok onlara alan tanımış oluyoruz. Ve bir süre sonra, bu ilk 5 haftadan sonra burada bunu çok tartıştık ve böyle karar verdik. Biz bir üst başlıkla gitmiyoruz çocuk gruplarına. Yani onlarla çocuk hakları çalışalım, onlarla ayrımcılık çalışalım, onlarla işte sağlık çalışalım gibi başlıklarla gitmiyoruz. Bu 5 haftada kendimize de çocuklara da fırsat veriyoruz ki gerçekten o grupla ne çalışmak gerektiğini birlikte karar verebilirim. Yani çocuğa rağmen, çocuk için değil de orada orayı bulmaya çalışıyoruz gerçekten. Sonra 5 konu başlığı belirliyoruz. Bunlar zaman zaman işte müzik, dans, sanat formlarını kullanmak olabiliyor. Çünkü bazı gruplar gerçekten bir konuyu tartışmak değil, daha bedensel ve özellikle de dil bariyeri. Ben böyle tanımlamıyorum da, genellikle öğretmenler böyle tanımladığı için böyle kullanıyorum. Bariyer olarak görmüyorum çünkü hakim olan dili konuşmamayı. Onun için de sanat formlarına başvuruyoruz. Ve bu aslında 2 şeye sebep oluyor. Bizim onların gereksinimlerini görmemize, oradaki çeşitliliği belirlememize sebep oluyor. Ve aynı zamanda da grubun da o çeşitliliği görmesine sebep oluyor. Ve birçok kimlik görünür hale geliyor aslında. Sadece bizim işte tanışma, iletişim, uyum, güven dediğimiz başlıklarda. Burada kendi aramızda, evet, yani drama etkili bir yöntem. Bizim de çok ikna olduğumuz bir yöntem, ama nasıl yapıldığı, nasıl ele alındığı, bir oyunun bile oynatılırken kendi içinde bir sürü dinamiği, bazen en masum görünen oyun bir ayrımcılığı besleyebilir, daha da derinleştirebilir. Orada kullanılan altı üstü bir tekerleme gibi görünebilir, ama o tekerlemeyi çok kültürlü bir sınıfta daha kapsayıcı bir dile dönüştürmek gerekebilir. Bir oyunun bir sloganı varsa bunu o grupta birçok kişinin ana diliyle kullanmak etkili olabilir gibi dikkat ettiğimiz birçok konu var. Ve kendi aramızda da en çok şey, yani çocuk katılımı, katılım hangi katılım? İşte biz bu katılımın gerçekleşip gerçekleşmediğini nereden anlayacağız gibi şeyleri çok tartıştık. Ve kendi göç grubumuzun gönüllüleriyle yaptığımızda, ya da benim kendim de bireysel olarak başka birçok yerde yaklaşık 5 yıldır farklı gruplarla çalışıyorum, göçmenlerle. Türkiyelilerle ya da eğitmen arkadaşlarla yaptığımız bir çalışma var. Orada göçmen çocuk profilleri oluşturuyoruz. Ve oluşturulan profilde, yani bunu yaklaşık 50 kişiyle falan uyguladım, içine kapanık, kara gözlü, masum, mülteci çocuk profili çıkıyor. Dolayısıyla bu şuna sebep oluyor. Bunun bir sakıncası yok. Böyle bir yargı varsa bu yaşantıda da vardır muhakkak. Onu yok sayamayız. Ama susmayı doğal kılmaya sebep oluyor. Yani zaten işte Türkçe konuşamıyor. Kendi ana dilini kullanamıyor. Onun için içine kapanık susuyor. Oyun oynuyor olabilir. O an fiziksel olarak katılıyor olabilir. Ama gerçekten onun oraya düşünsel olarak, duygu olarak var olmasını nasıl sağlıyoruz? Sanat formlarıyla. Ya da etkinlikleri çeşitlendirerek, elimizden geldiği kadar somutlaşmış yönergelerle, gerekirse atölyeyi önceden işte renkli kartonlarla belirlemek, sadece ebeleme oynamak, çok grift ve çok
mükemmel etkili oyunlar oynamak değil de tek kurallı, basit, gerçekten gösterdiğinizde çocuğun uygulayabileceği şeyler tasarlamak gibi. Yani nasıl uygulayalım, biz bu işi nasıl daha etkili hale getirelim diye konuşurken bunların üzerinde çok durduk. Oyun seçimi çok önemli, ondan bahsettim. Konu başlıkları dediğim gibi işte ne çalışılır, şu konuları çalışalım değil, grubu tanıyarak onlarla birlikte belirlemek. Çok dilli materyal, yani bir kelimeyi bile işte Arapçasıyla, Kürtçesiyle, ben Rum okulunda çalışıyorum, Rumcasıyla yazdığınız zaman gerçekten oradaki Türkiye'li çocuğun da kabul sınırları çok genişliyor. Ve kendine alan bulan çocuğun da duygu dünyası bambaşka bir yere evrilebiliyor. Müzik ve görsel kullanmak, ritim, ses, beden kullanmak bizim çalışmalarımızı çok işimizi kolaylaştırdı. Özellikle duygular konusuyla çalıştığımızda gönüllü arkadaşlarımız çok etkili süreçler geçirdiklerini dile getirdiler. Ve bir de oyun oynamak deyince hep böyle bahçede büyük kalabalık gruplar vesaire akla gelir. Yani çocukları kalabalık ve bir arada tutmak aslında kaynaştırmak ve hepsini kapsamak değil, süreci küçük gruptan büyük gruba yapılandırmak. Yani ikili çalışmalardan dörtlü, dörtlü çalışmalardan sekize. Hani hadi gelelim de o çok etkili ve güzel bir oyun olsa da birilerinin orada kaybolma ihtimali var. Ama küçük küçük birbirlerine temas ettiklerinde o temas alanında daha rahat geziniyor çocuklar. Ya da büyük grubun önüne çocukları bırakmamış oluyoruz. Daha birebir biriyle konuşmuş oluyor ya da kendini bir şey göstermiş oluyor. Daha çok bedeni kullandığımız için. Sessiz sözsüz şeyleri tercih ediyoruz. Yani rol oynama, doğaçlama dediğimiz zaman herkesin aklına böyle müthiş tiratlar atmak falan geliyor. Bu değil. Pek çok yöntem var. 50 küsür tane teknik var yaratıcı dramada canlandırma aşamasında kullandığımız. Ve bunlar sessiz sözsüz, daha tek sözcükle kendini ifade alanı yaratabileceği teknikler. Özellikle dikkat çalışmalarının, yani dikkat odaklı oyunların çok işe yaradığını gözlemledik mesela. Gruplarda özellikle ilk 5 hafta. Dolayısıyla biz yaratıcı dramayı, yani evet etkili bir yöntem ama nasıl çok kültürler arası iletişimde etkili hale gelebilir diye bu noktalara kafa yorduk bu süreçte gruplarla bir araya geldiğimizde. Ve şöyle toparlamak isterim, yani bu çok kültürlülük ve kültürler arası eğitimde de şöyle biz açık kalıyor çok orada kaldığımızda. Yani kültürler çeşitlilik vurgusu yaparken bu sosyal eşitsizlik meselesi konuşulmaz hale geliyor. Ne çocuklarla ne bizim kendi aramızda. Dolayısıyla kendi zihnimizi de hep, yani evet kültürel çeşitlilik, kültür arası iletişim, her kültür çok kıymetli vesaire, ama burada temelde bir sosyal eşitsizlik meselesi var. İşte Burcu'nun sunumunda bahsettiği okula erişim. Erişse de devamsızlık, neden devamsız gibi yerleri de gören ya da okulun politikasını bu yönde etkileyecek çalışmalar sürdürmekte fayda var. Sanırım şöyle gözden geçireyim, zaten sürem de bitmek üzere. Teşekkür ediyorum. Umarım temiz bir biçimde aktarabilmişimdir. Zaten sorularınız olursa da yanıtlarız. Zaten Füsun eşitsizlik diyerek kalbimi kazandı. En sonunda, çünkü hakikaten meselenin, değil mi? Yani kültürel çeşitlilik vesaire vesaire, ama aslında güç dengelerini, güç eşitsizliğini vesaire konuşmadığımız zaman, toplumsal eşitsizliği konuşmadığımız zaman aslında birçok şeyi çözmüyoruz. Tam da bunun yansıdığı alanlardan birisiyle son konuşmacımıza sözü vereceğim. Çocuk çalışmaları deyince akla ilk gelen isimlerden Gözde Durmuş. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminde çalışıyor yıllardır. Politika üretiyor, sahada çalışıyor, oyunlar geliştiriyor. O da Kültürel Öncelemeler Programı'nda yüksek lisansını bitirdi. Son zamanlarda çocuk işçiliği ve kapsayıcılık üzerine bir kılavuz geliştirdiler. Mültecilik alanını da kesiyor ister istemez. Bu çocuk işçiliği meselesi kapsayıcı eğitimi de bir şekilde etkiliyor. Dolayısıyla Gözde'den de böyle bir çerçeve rica ettik. Sağ ol, soru da kırmadı. Buyur Gözde'ciğim. Son konuşmacı olmayla birlikte bir sürü şey anlatmak isteğiyle doluyorum şu an. 15 dakikan var şekerim. Tamam. Şöyle buraya şimdi kapsayıcı eğitimle ilgili
Değil mi? Ve uzun süredir çocuk çalışma biliminde her şeyi katılım, çocuk katılımına bağlayabiliyorum. Ve bugün en büyük endişem yine her şeyi çocuk katılımına bağlayarak ilerlemekten bir endişeydi. Şöyle bir şey düşündüm aslında. Çocuk işçiliğinden biz kapsayıcı eğitime geldik. Yani çocuk çalışma bilimi kapsayıcı eğitim konusunda ne zaman çalışmaya başladı? Çalışan çocuklar ve çocuk işçiliği ilgili yaptığı araştırmadan. Biraz o araştırmadan ve biz nereye geldik ve neden böyle bir kılavuz geliştirdik? Bundan bahsedeceğim ama bugün böyle biraz kapsayıcı eğitimi konuşurken şöyle bir temel dert var. İşte kız çocukları okulda değil, eğitime erişemiyor. Haydi kız çocukları dahil edelim. Hadi engelli çocuklarla ilgili sıkıntı var. Hadi engelli çocukları dahil edelim. Hadi işte Suriyeliler geldi, şimdi dahil edelim falan. Burada yani bir şeyleri dahil etmekten de ya birlikte nasıl yaşayacağız, nasıl öğreneceğiz? Mesele biraz bu. Hani buralardan mı baksak? Çünkü o kadar çok kırılım var ki çocuklar arasında. Yani hani Suriyeliler de homojen değil, engelliler de homojen değil. O yüzden hani her bir farklılığımızla ve her yani çocuklar üzerinde düşünürsek o tüm biricikliğimizle bir arada olma, o okullarda nasıl olabiliriz meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar sosyal eşitsizliklerle de birlikte. O yüzden hani acaba başlığı keşke kapsayıcı ve katılımcı okul olmak diye bıraksa mıydım ya da öğrenme olarak bıraksa mıydım diye bir geçirdim. Şimdi biz aslında Göç Çalışmaları Merkezi ile bu projeyi birlikte yürütüyoruz 2017'den beri. Burcu bahsetti, 2018 çocuk işçiliğiyle mücadele yılıydı. En son bizim Türkiye'deki çalışan çocuğun profiline baktığımız şey 2012 TÜİK araştırması. Araştırma yok. Ve bu şu demek, bugün aslında çok fazla Suriyelilerden de bahsettik. Yani mülteci ve göçten bahsettik. Bu göçü hiç kapsayan bir şey yok şu an elimizde. Yani biz çalışan çocukların durumunun resmini çok net bilmiyoruz. Aslında buradan çıkan bir yoldu. Biz küçük bir pilot araştırma yapalım. Bu araştırmayla da belki TÜİK araştırmasının yapılmasıyla ilgili bir katkı sağlar diye çıktığımız bu yolda aslında bir araştırma yaptık. Bir saha araştırması. Ve bu araştırmayı da burada aslında çok konuşuldu ama biz Bağcılar'da Türkiye çocuklarla yaptık. Suriyeli çocuklarla sadece odak grup yapabildik. Ve 301 çalışan çocuk ve işte onların ebeveynleriyle görüştük. O araştırmanın ardından burada da bugün konuştuğumuz mesele üzerine ya ne yapabiliriz dedik. Çocuk işçiliği üzerine aranızda çalışanlar vardır belki. Böyle hani her konuşmanın sonu bir şeye bitiyor. Çok büyük iş bu. Yani çok fazla şey etkileni var. Çok hani zor. Politikalar değişmeden nasıl olacak? Yoksullukla baş etmeyeceğiz de biz ne yapacağız falan. Ama bize çocuklar çok iyi bir yol gösterdiler. Çocukların kendi ifadelerinden. Aslında okulda kalmak bir şekilde bir değişim için bir imkan, okulda olabilme hali. Yani iyi deneyim kazandıklarında, farklı öğretmenlerle bir arada kaldıklarında bir noktada çalışma riskleri birazcık daha ortadan kalkıyor. O yüzden biz böyle daha yapabilirlik üzerine aslında buralarda okul üzerinden bir şeyle ilerleyebilir miyiz diye düşündük. Bu arada bir tane de yaz okulumuz var. Ondan bugün bahsedemeyeceğim ama çok bahsetmek istedim. Az önce aynı zamanda Füsun'un konuşmalarından çünkü Türkiye ve Suriyeli arada sorulardan biri bu olsun. Türkiye arkadaş ve Suriyeli çocuklarla bir araya getirme ve getirememe ve olamama hali. Hatta Nehir de burada onunla drama çalışması da yaptı yaz okulunda bizim çocuklarla birlikte. Hani bu gerçekten önemli mesele. Kapsayıcı eğitim derken o kadar fazla belki toplum merkezleri Suriyeli çocuklarla çalışıyor. Oraya Türkiyeli çocukları dahil etmek ve orada kendini ait hissedebilmeleri başka bir sıkıntı. Ama mahallelerde başka toplum merkezleri de yok. Şu an açılan tüm toplum merkezleri ve mahallelerde aslında deminki buradan Kesra'yı da söyleyeceğim. Bu fonlarla beraber gelen ve açılan yeni merkezler. Biraz bunu da düşünmek önemli. Diyeyim geçeyim çünkü geçemeyeceğim yoksa. Bunları hızlı geçiyorum. Şimdi bizim yaptığımız araştırmadan çok kısacık bahsedeceğim. Aslında çok benzer bir şekilde 9. sınıfın çok kritik olduğunu söylemişti Burcu da. Bizim araştırmada da çocuklar aslında ortaokuldan liseye geçişte bir okulu bırakmayla ilgili bir deneyim yaşatıyorlar. Bu arada şöyle bir durum var. Çocuklar için bir açık öğretim meselesi bir okullu olma hali değil. Yani okula devam hali değil. Açık öğretime kayıtlı olabilirler ama okullu olma demek değil kesinlikle. Buradaki işte şu kısım. Yani her 4 çocuktan biri başarısız olmasaydı okulu bırakmazdım ve okuma devam ederdim. Yani başka bir hayat olabilirdi benim için gibi bir şey söyledi. Biz birazcık hani bu meseleyi evet bunu şuradan yok saymıyoruz. Tabii ki sosyal politikalar, yoksulluk, hani başka türlü çözümlere ihtiyaç var. Çocuk işçiliğinin tek yöntemi öğretmenlerin sırtında ve haydi bunu yükleniyoruz gibi bir şey değil bu. Ama okul acaba daha kapsayıcı ve daha katılımcı olsa en azından şu an okulda olan çocukların çalışma yaşamına başlama yaşları ile ilgili bir değişim olur mu diye bir hayalle aslında ilerledik. Bu da aslında ERG ile TGV'in yaptığı araştırmadan şu anlamda koydum. Aslında bu kapsayıcı eğitim meselesindeki çok
kritik konulardan biri de Suriyeli etnik köken, dil, dinden başka başarılı ve başarısız çocuk ayrımımız var. Yani bizim eğitim sisteminde çocukların kendilerini güvenli, yetkin, ait hissetmesi, yani kapsayıcı eğitim niteliklerine sahip olamamasının en büyük kritik noktalarından biri bu etiketlemeler. Ve çocuklar bu etiketlemelerin alt nedenleri, evet işte ne bileyim, bazen cinsiyetleri olabiliyor, bazen engellilik durumları olabiliyor, bazen göçle gelmiş olmaları olabiliyor, ama bu başarılı ve başarısızlık meselesi de bence kapsayıcı eğitim meselesinin üzerine düşünmemiz gereken şeyler. Çok farkındayım, çok akademik odaklı bir eğitim sistemi içerisindeyiz. Sosyal duygusal öğrenmenin hemen hemen çok az yer olduğu ve o da tabii ki bir başarı, başarısız, akademik başarı, bu arada başarıdan kastımızın da olduğunu söyleyelim. Bu çocuklar, okula devam eden çocuklar dahi günde 7.6 saat çalıştıklarını söylüyorlar. Bu ne demek? Kapsayıcı eğitimde bir çocuk işçiyle dahil etmek istiyorsak o çocuğun okul çıkışında 7 saat falan çalıştığını göz önünde bulundurmamız önemli. Yani o çocuğun orada uyuması, halsiz kalması gibi sebepleri düşünerek bir kapsayıcılıktan bahsetmeliyiz. Çünkü başka bir yaşam dönüyor orada. Ve işte hafta sonları da daha da fazla ve yaz saatlerini çalışarak geçiriyorlar. Ne demek yaz saatini çalışarak geçirmek? Kendi akranlarından daha çok kopmaları demek bir kere. Çünkü farklı bir ortama giriyorlar. Para kazanıyorlar ve birçoğunlukla bize de söylediklerine gayet okuldan daha kendilerini özgüvenli hissediyorlar. Bu okula devam etmemeleriyle ilgili oldukça kritik bir dönem. Yani yaz döneminde hani hayır yaz döneminde ben okula göndereceğim diyebilirsiniz ama çocuk aslında o olumsuz deneyimler yaşadığı okul ortamına ne kadar dönmek isteyebilir o çalışma hayatından, ondan emin değiliz. Çünkü çocuklar kendilerini daha az, yani kendine güvenleri okul ortamında daha kısıtlı. Bir de tabii ki bunun cinsiyet boyutu da var, ev işi yükü de var. Yani sadece çalışan çocuk dediğimizde dışarıda ekonomik anlamda çalışanlar değil, ev işçilerine yardım etme de bir şey. Gördüğümüz üzere yani yasal olmayan yaşta çalışma başlangıcı oldukça fazlaydı bizim araştırmada. Buraları hızlıca geçiyorum. Bir kere en kabulü, çocuklar aslında işte kesinlikle çalışamazlar. Burada hani farklı kavramlar var, 15 yaşın üstü de işte belli koşullarda çalışabilirler. 15 yaşın üstünde çalışan çocuklar da Türkiye'de yasa dışı çalışıyorlar. Sigortaları yapılmıyor, sağlık kontrolleri yok, eğitimleri engelleniyor gibi. Yani o yüzden aslında var olan çocuk işçiliğinin hepsinin aslında çok da yasal olmadığını söylemek mümkün bir yandan. Tabii bu araştırmayı da beklememiz gerekiyor. TÜİK bir araştırma yaparsa daha rahat bu resmi çizebileceğiz. Şimdi burada bir sürü şey biz önerdik araştırmadan sonra ama aslında eğitimin devamının desteklenmesi, yani bir şekilde eğitim ortamını tutabilmeyle ilgili yapabileceklerimiz üzerine kapsayıcı eğitim bize iyi bir çerçeve çiziyordu. Biz buna rehberde hem kapsayıcılığı hem katılımcılığı ekledik. Bir de onu düşünmek istiyorum. Nasıl bir ilişki bu? Çünkü kapsayıcı eğitim çocukların biricikleri ve ihtiyaçlarını gözetme hali değil mi? O sınıfta tüm çocukların ihtiyaçlarını gözetebilmek. Ama o ihtiyaçların ne olduğunu nasıl bileceğiz? Yani işte o zaman da katılımcılık devreye giriyor. Yani biz yetişkin öngörülerimizle onu bilmemiz o kadar mümkün değil. Orada çocukların ihtiyaçlarını bize belirtmesi gerekiyor ki biz o kapsayıcılığı da bir şekilde sağlayabilelim. Ya da görüşlerini ifade ederken her çocuğun görüşünü nasıl alacağımızla da kapsayıcılıkla ilişkileniyor. O yüzden bu ikisi bizce bir arada ilerleyebilir bir çerçeve sunuyor. Bu bizim bu arada rehberi Ayşe Beyazova yazdı. Seçper'in de aslında kapsayıcı eğitim konusundaki çalışmalarında hep yer alıyor. Burada yok kendisi, onu da söylemek gerekir. Bu aslında baktığımızda biz bunu çalışan çocuklar, çalışma riski olan çocuklar için kapsayıcı okul ortamı ve kapsayıcı okul olmayan ortam gibi örneklerle somutlaştırmak istedik. Yani ne olmasını bekliyoruz gibi. Baktığımızda aslında bunu sadece çalışan çocuklar için düşünmeyebiliriz. Orayı çizelim. Başka şeyler için de ebeveynlerle iyi iletişim kurmak, çocukla öğretmen arasındaki hiyerarşik olmayan iletişim, açık iletişim bunlardan biri. Devam etmeyen çocuğu takip etmek, neden devam etmediğine bakmak yine her çocuk için, sadece çalışan çocuklar için değil. Ve sadece akademik değil, sosyal duygusal gelişimi de aslında ön plana çıkarmak gibi bir takım öneriler var. Bu liste çok uzun bizim rehberde. Ama ben demin tekrar buna bağlayacağımı zaten söylemiştim. Her şeyi katılıma bağlayabilirim. Yani çocukların, ya bu meseleyi çözebilmemiz için bizim eksik kaldığımız da bir yer bu. Biz bu rehberi hazırlarken öğretmenlerle görüşmeler yaptık. Bu arada rehbere katkısı var Kesra'nın da. Hem son okumasını yaptı hem ilk görüşmeleri yaptığımız biri. Kendisi Bağcılar'da da olmasından dolayı.
ya öğretmenlerle birlikte hazırladık falan ama yani bu meseleyi çocuklarla nasıl konuşacağız? Yani çocuklarla da bu kapsayıcı eğitim meselelerine nasıl çözümler bulabiliriz kısmı önemli. Yine o yüzden hani bunun da yollarına bakmak iyi olabilir bu kadar kapsayıcı eğitimi önemserken farklı farklı kurumlar, farklı farklı gruplar için. Ben çok kısacık da rehberden, sürem var mı? Çok mu hızlı konuştum? Süper. Tamam. Rehberde ne var? 4 bölümden oluşuyor rehber. Bizim derdimiz şuydu, rehberin çıkış noktasından da bahsedeyim. Öğretmenlerle görüştüğümüzde ne yapacağız, okullarda ne yapabiliriz? Şimdi bu soru çok zorlayıcı bir soru. Tam deminki kapsayıcı eğitimdeki hislere gelen çözümsüzlük falan gibi. Ama bir iki nokta vardı. Bir tanesi aslında tek başına kalmak öğretmenlerin okullarda. Yani bu konuyla ilgili bir şey yapmaya çalışıyor ama bir arada olabileceği bir grup yok, bir dayanışma ağı yok. O yüzden biz bir tanesini aslında okul içinde işbirlikleri kurmak. Yani bu konuya dert eden bir öğretmenin kendi meslektaşlarıyla bu konuyu konuşabileceği etkinlikler sunmak. Yani kapsayıcı eğitim ne demektir, ayrımcılıkla mücadele ne demektir, çalışan çocuk ne demektir? Bunları kendi meslektaşlarıyla paylaşabileceği bir takım etkinlikler içeriyor. Bu aslında öğretmenler arasındaki bir dayanışmayı, daha okul içinde bir okulu bir aktör olarak bu sosyal politikada belki bir çözüm olarak çocuk işçiliğini önlemeyle ilgili biraz gündemleştirmeyi sağlayacak etkinlikler. Buradaki okula aidiyet, başarı ve başarısızlıkla ilgili iki tane etkinlik var. Gerçekten bu öğretmenlerle çalışıldığında bayağı güzel olabiliyor. Haftaya da bunun öğretmen ağıyla yapacağımız çalışmadan da bahsedeyim. Haftaya yeni bir öğretmen grubuyla da bu kılavuzun ilk yaygınlaştırma atölyesini yapacağız. İlkini bir pilot olarak Bağcılar'daki rehber öğretmenlerle yapmıştık. Diğer kısmı ise aslında öğretmenlerle kapsayıcı eğitim üzerine konuşup okul içinde işbirlikleri yapmak. Bu ikisi birbiriyle aslında ilki biraz kapsayıcı eğitim tartıştırmak, daha sonra daha çocuk işçiliği konusunda bir araya gelebilmeyi kolaylaştırmak. Ve diğeri de tabii öğretmenler şunu da söylediler. Yani biz öğretmenlerle bir arada olamayabiliriz, hiçbir şey yapmayacak mıyız o zaman? Çünkü aslında bu bazen çocuklarla bir araya gelmekten zor. Öğretmenlerle bir araya gelip bir şey yapmak. O yüzden çocuklar ve ebeveynlerle ne yapılabilir üzerine konuştuk. Ve hani ilkokul ve ortaokuldaki çocuklarla bu meseleyi nasıl konuşabileceğimizi anlatan birkaç etkinlik önerisi geliştirmiş durumdayız. Bir de aslında ebeveynler. Bu kısım biraz daha kısıtlı kaldı. Gerçekten burada biz de katkı bekleriz bir sonraki kılavuz için. Ebeveynler çok söyleniyor. Çünkü çok kritik bir nokta, ebeveynin bir şekilde çocuğun okula dahil edilmesini, devam etmesini ikna etme hali. Orada iyi bir işbirliği gerekiyor ama ebeveyni okula getirmek de başka bir dert. Buralarda neler yapılabilir konusunda 3 tane bizim burada önerimiz var ama gerçekten bu konuda çalışan kişilerle birlikte de burayı geliştirmek önemli. Çünkü bu ancak ebeveynlerle de konuşarak mümkün olacak gibi duruyor. Bu aslında genelde işte öğretmenlerden bizim duyduğumuz cümlelerle, bizim rehberin son sözünde de yer alıyor. Ne yapmalıyım diye düşünüyorum, bir şey yapamıyorum, istiyorum ama şöyle oluyor. Yani aslında zor bir durum. Ya bir şekilde bu rehber tabii ki büyük bir çözüm, çocuk işçiliğini sonlandıracak bir şey değil. Ama belki bu kadar eşitsizliklerle baş etme konusunda çocukların okulla ilişkisini güçlendirmek için belki okul içi ve dışında bir takım işbirlikleri kurmaya yarar diye bir hedefi var bu kılavuzun. İnternetten indirilebiliyor. Yakın zamanda da baskısı olacak. Bakalım deneyimleyeceğiz. Öğretmenlerle paylaşacağız. İşe yarayıp yaramadığını aslında o zaman daha net göreceğiz. Geçen yıl bir deneyimin ardından geri bildirim almış olsak da sürekli geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şu da çocuk işçiliğine son.bilgi.edu.tr'de göç merkeziyle bizim bu konuda yaptığımız çalışmaları, bu konuda yapılacak çalışmalara dahil edeceğimiz geçen çocuk işçiliği mücadele günü de açtığımız bir web sitesi. Onu da paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyoruz Gözde. Dört sunuş dinledik. Eğitim reformu girişiminin çalışmalarında yansıtan daha böyle bir makro perspektif değil mi? Yani kapsayıcı eğitimde Türkiye'de neredeyiz, nasıl politikalar geliştirebiliriz konusu Burcu'dan. Kesra'dan peki öğretmenler kapsayıcı, yani kapsayıcı eğitim konusunda eğitim almış öğretmenler bu konuda ne düşünüyor? Kesra biraz çalışmasından bahsetti tezine dayanarak. Biraz iyi bir örnek, drama nasıl yapılırsa, nasıl etkili oluyor, nasıl kullanılıyor, bir drama deneyimini duyduk. Ve yine bu konuda belki son yıllardaki en önemli şeylerden birisi bu çocuk işçiliği meselesi ve bir kılavuz, yine bir iyi örnek duyduk.
Ve dediğim gibi Türkiye'nin farklı yerlerinden de değişim elçileri gelecekler. İşte öğretmen ağından sevgili Buket Sörmez de burada, öğretmen ağının koordinatörü. Dışarıda da yine konuşulabilir dilerseniz. Farklı illerde yayacaklar yani bu perspektifi araçlarla yaymaya çalışacaklar. Sözü tam bir saat oldu. Herkes 15 dakika konuştu.